Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako süper ince ip kullanacağım. Evet, modelin yapım Ben aşamasına göre şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 3 ilmekten oluşuyor. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimizin alt kısmı lastik uygulamadığınız zaman dilimli duruyor. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm ve ön yüzden modelimizin kurulumuna bir diyebiliriz. sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 3 yine ters örüyorum bu arada. 4 5, 6 ve 7. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Burası kenar kısım olduğu için burada 4 tane ters ördüm. Normalde bir modelle diğer modelin arasına 7 tane ters ilmek örüyoruz. Şimdi tekrar 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp yine 4 ilmek ters örüyorum kenar kısımda. Yani devam etmiş olsaydım burada yine 7 tane ters örecektim. Ben iki model üzerinden anlatım yaptığım için burası şu an kenar kısım ve 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Videomuz çok uzun olmasın. Ben arka sırayı göstermeyeceğim bundan sonra. İlmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp burada 4 ters ilmeğim var. İkisini birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Diğer ters ilmeklerimi de tek tek yine ters ördüm. Burada ilmek sayımız 3'e düşmüş oldu. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Burada 5 tane düz ilmeğim var. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi de düz olarak ördüm. Bir artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artırıp 1 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Şimdi burada 7 tane ters ilmeğim var. Birinci ilmeğimi ters ördüm tek olarak. İkinciyi de ördükten sonra ortadaki 3 ilmeğimin üçünü birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürdüm. İki tane ters ilmeğim kaldı. Yine onları da tek tek ters ördüm. Buradaki ilmek sayımız, ters ilmek sayımız 5'e düşmüş oldu. Şimdi 1 2 ilmek yine düz olarak ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz olarak ördüm yine. Tekrar bir artırıp 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek tek tek ters ördüm. Diğer iki ilmeğimi İkisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm ve kenar ilmeğimi düz ördüm.
Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi. Arka yüzde ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp burada 3 tane ters ilmeğim var. Yine ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Kalan tek ilmeği de tek olarak şöyle ters ördüm. Buradaki kalan ters ilmek sayım 2 şu anda. İpimi arkaya aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Bu ortadaki ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırıp 1, 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Burada 1 ilmek yine ters ördükten sonra 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte bu sefer ters örüyorum. Ve 1 ilmeğe düşürdüm. 1 ilmek ters kaldı. Onu da ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada ilmek sayımız, ters ilmek sayımız 3 şu anda. 1, 2 ilmek yine düz ördüm. 1 arttırdım. Arada 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 arttırıp 1, 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 ilmek ters ördüm. Diğer 2 ilmeğimin ikisini birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürdüm ve kenar ilmeğini düz ördüm. 5. sıramız bu şekildeydi. Bakın modelin alt kısmı dilimlenmeye başladı bile. Arka sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 2 tane ters ilmek kaldı. İkisini birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırıp tekrar bu aradaki ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. 1 arttırdım. 1, 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Şimdi burada 3 tane ters ilmeğim var. 3'ünü birlikte alıyorum. 3'ünü birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürdüm. İpimi arkaya aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmeğim var kenarda ters. İkisini birlikte ters örüp 1 ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. 7. sıramız bu şekildeydi. Modelin 8. ve son sırasındayım. Bu sırada yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Dediğim gibi modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Sadece ön yüzden kuruluyor model. Ve arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Bu sırayla birlikte modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi çok fazla devam etmeyeceğim ama ikinci modelimizin birinci sırasında birlikte tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet bakın dediğim gibi modeli bir kez kurduk. Modelimiz ortaya çıktı. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını da yine birlikte kuralım. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden alıp ipi benden yana alıyorum ve 1, 2, 3, 4 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. 5 ilmek düz yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ilmek ters olarak ördüm. İpim arkaya aldım. Tekrar 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Evet. İkinci modelin birinci sırasında birlikte kurduk. Eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Modelimizin zaten yapım aşaması oldukça kolay. Arka yüzde de herhangi bir işlem olmadığı için yani çok fazla karışık bir model değil. Sadece ön yüzden modeli kuruyorsunuz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Modelimin daha büyük hali. Burada 4 model üzerinden örmüştüm bu parçayı. Burada da yine birlikte nasıl başladıysam aynı şekilde başlamıştım bu parçayı da. Bakın şöyle alt kısmı dediğim gibi dilimli duruyor. Bence bu şekilde daha şık duruyor. Şöyle ipim çok kalın bir ip değil. Bu modeli ben daha önce kalın bir iple çalışmıştım. Kalın iple çok da şık durmuyor. Bu şekilde daha zarif durdu model. Daha şık durdu. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlerinizde koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bu model ince iple daha şık duruyor, daha zarif duruyor. Kalın iple model çok kendini belli etmiyor gibi. Yine çocuk yeleklerinde, anne yeleklerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.